Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine sizlere duyum dolu bir video sunmak istiyorum. O yüzden de lafı fazla uzatmadan duyumlara geçiyorum. İlk haberimiz Brezilya'dan Rossi'ye teklif. Hani bu artık ezberinizde biliyorum ama Brezilya ekibi Flamengo'dan, Fenerbahçe'den Diego Rossi'ye teklif diye başlamışlar. Haberin devamında Diego Rossi'ye teklif yapmaya hazırlanıyor diye sürdürüp kadrosuna katmak istiyor diye belirtmişler. Brezilya basını da bu teklifin yapılacağını duyurmuş. Vitor Pereira'nın eski öğrencisinin transferi için çok ama çok ısrarcı olduğunu da belirtmiş. Bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıkan Rossi 3 gol 8 asistlik performans sergiledi diyor. Yani 30 maç diyor ama hepsinde 90 dakika oynamadı, yani 2700 dakika diye belki yarısı kadar anca oynadı. Şunu söyleyeyim, 9-12 arası teklif gelirse biz de Rossi'yi bırakma taraftarıyız. Ama 9-12 arası teklif gelmezse de değerlendirip yaz transfer döneminde bir şeyler yapma taraftarıyız. Galatasaray'dan Muslera ve birkaç isim daha milli takım cezası almışlar, milli takımda oynatılmamak. Keşke Muslera keşke almasa falan filan demiyorum da, hani kanat oyuncularından ikisi üçü şöyle 5-10 maç ceza alsaydı en azından Rossi'yi çağırırlardı. Piyasası daha da artardı ama bence bu haber bile Diego Rossi'nin piyasasını bir şekilde arttırabilir diye düşünüyorum. Yani bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Sadece söylemek istediğim olay Rossi'nin bir şekilde Rossi'yi biz oynatabilir miydik? Bence oynatabilirdik. Bir şekilde geliştirebilir miydik? Geliştirebilirdik. Bir şekilde tahammül edebilir miydik? Bence edebilirdik. Beklemekte fayda var Rossi için ama uygun bir fiyat gelirse de satmak istiyoruz. Şimdi yalana da gerek yok. Devler Tayvun için karşı karşıya. Süper Lig'de şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Galatasaray'ı saymamışlar. Fransız yıldız Florian Tayvun ile ilgileniyormuş bu takımlar. Şimdi Tayvun kimdir? Kim değildir? Açıp transfer marketi hepiniz bakabiliyorsunuz. Futbolcu yakın zamanda kulüpsüz kaldı. 26 Ocak 93 doğumlu, 30 yaşında, sağ kanat, 1.81 boyunda. Aslına bakarsanız bize de kanat lazım. 10 kez Fransa milli takımının formasını giyip bir golü var. 1.81 boyunda, 10 milyon euro piyasa değeri var. Ve Meksika ligi takımlarındayken serbest bırakıldı. Sol ayaklı, yani sol kanatta da oynayabilir. 50 milyon euroları da gördüğü dönem oldu Marsilya'da 2018'li yıllarda. Marsilya'dan Tigres'a bedava gitmişti. Tigres, severiz Tigres futbolcularını. Geçen sene, yani daha doğrusu geçen sene demeyeyim, 1 Temmuz 2021'de, 1,5 sene önce bedelsiz olarak gitti ve sonrasında 23 Ocak'ta serbest bırakıldı. Yani niye serbest bırakıldı, bırakılmadı onu bilmiyorum. Uzun süre Marsilya'da oynayan futbolcu Newcastle'a gitti. Newcastle'dan geri geldi. Oradan oraya kiralandı, oradan oraya geri geldi. Sonra tekrar geri satın aldılar. Lille macerası var. Yani Newcastle Marsilya gidip gelen bir futbolcu. Bu sezon 10 maça çıkmış. 452 dakika, 3 gol, 2 asist. Gayet de şirin, hani alınası bir isim gibi duruyor açıkçası. Şimdi menajer önerdi diyor. Bir kere menajerin önerdiği futbolcu az bir paraya önerilmez. Ben bu kuralı size anlatayım. Sağlık raporları incelenecekmiş. 3 kulübe de önerilmiş. Ve 3 kulüpte sağlık raporlarını inceleyip bakacakmış. 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa milli takımının kadrosundaydı. Yani Tigres'la niye yollarını ayırdığı, son dönemde form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı. 3 kulüpte detaylı rapor istemiş. 50 milyon euro, geçen sezon 5 gol katkısında bulunmuş arkadaşlar. Yani geçen sezon dediği bu sezondan bahsediyor ama 59 maç kaçırdı. 2013-2014 sezonundan bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Marsilya ve Tigres'te tam 59 maç kaçırdı. Son sezonda 8 maçı kaçırmak zorunda kaldı diyor. Belki de şeytan ayrıntıda gizlidir. Ha diyeceksiniz ki ya hocam, bak
Burma'dan çıkalım. Alioski'den çıkalım. Mustafa Önleke'den çıkalım. Tamam mı? Zaten Burma kadroda değil. Çıkmış olduk ama. Alioski ve Gustavo Henrique'den çıkınca yabancı kontenjanı bir kişilik, iki kişilik yer açılmış oluyor. Ya bu adamı alalım. Bir de Borini'yi alalım. Osterwolde'yi sayıyoruz zaten onu artı 3 kuralında. Hani Osterwolde, Borini bu adam. Paraya kıyalım hocam. Diyeceksiniz bak diyeceksiniz. Yok Galatasaray paraya kıyıyor. Bak hocam işte kaliteli isimli olur falan filan. Peki bu adama kefil misiniz? Arkadaşlar bakın. Kaliteli isim getirmek büyük sorumluluk gerektirir. Kaliteli isim getirmek bir anda bütün dengelerinizi alt üst edebilir. Bakın Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi diye şampiyonluk şarkıları söylüyor. Ama bu uzun bir kulvar. Lig uzun bir maraton. Beşiktaş Alanyaspor maçına mesela bakıyorsun. Alanya'nın pozisyon son adam Tayfur kırmızı kart ver at. Yok öncesindekine faul verdin diyor. Alanya'nın yediği 3. gol akıllarda 1 milyon tane soru işareti var. Aynı golü Fenerbahçe atsa şu anda ceza sahası içindeki bütün futbolcular gözaltına alınmıştı. Dünya böyle bir şike görmedi falan filan diye. Harbi söylüyorum bak şaka yapmıyorum. Yani alttan yaklaşan Beşiktaş Trabzon var. Şu araya dikkat edin. Ya dikkat edin Beşiktaş Aboubakar'ı aldı ve Weghorst'u gönderdi. Yani gol atan forvetini gönderdi. Gol atmasını istediği forvet almış oldu. Da değişik bir şey yok ki benim gördüğüm. Trabzon kimseyi almadı diye biliyorum. Galatasaray kimseyi almadı diye biliyorum. Fenerbahçe stoperi güçlendirdi. Bir de sol bek alıyor. Baktığınız zaman bence iş değişik. Bir yere gidiyor. Peki. Hocam başka ayrılık olacak mı? Mesela João Pedro ayrılabilir. João Pedro Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Yönetimden transfer ve bonservis kararı. Şimdi sezon başında Cagliari'den büyük umutlarla kadroya katıldı. Hatta Galatasaray'ın elinden aldık diye de seviniyorduk. Ama sezon içerisinde bekleneni veremedi açıkçası. Ve hani toparlanması lazım sakatlık dönüşü şöyle böyle derken Dünya Kupası arası yetişti. Ulan çok güzel oldu dedik bu arada çok iyi bir şekilde kendine gelir futbolcu dediğimiz anda hazırlık maçında Real Valladolid maçında maalesef sakatlandı. Ancak kısa bir süre önce takımla çalışmalara başladı. Ve Fiorentina iddiaları da şu anda ortalığı yakıp kavurur durumda. Ancak hem bazı spor yazarlarının hem bazı gazetecilerin araştırmalarına göre Fenerbahçe bir bonservis bedeli istemiş ama Fiorentina buna yanaşmamış. Arkadaşlar bu haber kısmen doğru kısmen yanlış. Şimdi Fenerbahçe João Pedro'yu ne kadar almıştı? Önce onu konuşalım. Kulübümüz Brezilyalı İtalyan futbolcu João Pedro Geraldino dos Santos Calvano'yu kadrosuna kattı. Pedro kendisine 3 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı falan filan. Ailemize hoş geldin diyoruz. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin euro ödenecektir. Transfer bedeline ilave eden futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487 bin 500 euro bonus ödenecektir diye. Malum bonus ödenecek kadar bir performans göstermedi ve oynayamadı. O yüzden 4 milyon 680 bin euro gibi düşünmekte fayda var. Bu arada Galatasaray 5.63 almak üzereydi. Böyle bir durum var. Pedro sıkıntı yaşadı ve İtalya'dan transfer iddiaları var. Fakat Pedro'nun menajeri hani demiş ki Fiorentina tarafından yapılan resmi teklif yok. İtalya'dan Pedro için ilgi var. Fenerbahçe 7 milyon euro bonservis talep ediyor demiş. Şimdi ben bunu üye arkadaşlara söylediğim zaman bu doğru arkadaşlar. 7 milyon euro beklentimiz doğru ama eksik olan şey şu. Belki de birkaç takımla 7 milyon euro üstünden konuşmalar gerçekleştiriyoruz. 4.680 aldık. Yıllık ücretini saymıyorum. Zaten sakat olsa da olmasa da verilecek. Size bir soru sorayım. Bir anda alttan bir yazı geçti. De işte João Pedro şu takıma transfer olmuştur. İşte 7 milyon euro futbol kariyerinde başarılar. Derken yarım saat bir saat içinde bir alt yazı daha. İşte Olimpik Lyon forması giyen Musa Dembele Fenerbahçe forması giyecektir. Hayırlı uğurlu olsun diye. İşte bonservis bedeli de 7 milyon euro olsun. Hoşunuza gider mi? Yani Pedro'yu verip Dembele'yi almak hoşunuza gider. Benim hoşuma gider. Belki de kulüp buna çalışıyor ama
Kolay bir şey değil bu. Mustafa Hoca önemli duyumları bir kez söyler geçer kuralını bozmamak adına sıradaki habere geçiyoruz. Onur Bulut için resmi transfer açıklaması. Şimdi arkadaşlar bu resmi transfer açıklaması değil. Buna 2-3 yönlü bakalım. Mesela Kayserispor'u bilen bir isim olarak en çok benim konuşmaya hakkım var. Bu enteresan bir haber. Yani bu çok enteresan bir haber. Ucu her tarafa gidebilecek bir haber. Ancak açıklamalara baktığınız zaman farklı bir niyetle yapılmış bir haber. Şimdi Onur Bulut'a dair Kayserispor basın sözcüsü Sayın Samet Koç. Samet Bey, selamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah acil şifalar versin hastalarınıza inşallah. Geçmiş olsun Samet Bey. Samet Bey'in açıklamalarına dayanarak ben şey yapıyorum. Bu haberi yapıyorum. Diyor ki Samet Bey, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor talip diyor. Yani üst başlıkta. Biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştim. Hani amacımız Fenerbahçe'yi eleyip finale gitmek diyor. Ligde hani şampiyon olacak puanımız yok açıkçası diyor. Onur Bulut'un da sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sezon sonuna kadar bizim sözleşmeli, mukabeleli oyuncumuz. Biz uzatmak için de bir teklifte bulunduk. Tabii onun da bir karşı teklifi var. Önümüzdeki yıllarda denk bütçe oluşturmak açısından futbolculara vereceğimiz ücreti belirledik. Ve bu tavan fiyatın üstüne çıkmayı da istemiyoruz diyor. Ve bakın arkadaşlar, resmi teklif var diyordu ya haberde. Haberin devamında diyor ki resmi bir teklif gelmese de Onur Bulut'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un ilgisinin olduğunu bildiklerini vurgulayıp şunları kaydetmiş. Geçtiğimiz yıllarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu ödemeleri artık mevcut kurla kulüplerin işini görmüyor. Hep de ben buna dem vuruyorum. Çünkü artık kur çok yüksek. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Dizel 24 TL'yi geçmiş durumda. Artık ben de motorun kullandığım için LPG'de motoruna geçip ulan ne kadar artmış falan diyen bir insan olduğum için normalde motorun LPG'nin 1,5 katıydı. Arabalar hiç yakmıyordu ama şimdi motorun LPG'nin epey katı olunca haliyle çok yakmış oluyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sadece motorundan pay biçin. Geçen yani 1,5 sene ya da 1 sene önce motorun 6 lirayken şimdi 24 lira. 4 katına çıkmış durumda. Dolar, euro da benzer bir serüven geçirmiş durumda. Yani 6-7 iken şimdi 20'ye çıkmış durumda. Kulüpler bu maliyeti nasıl ödesin? Mecburen euro kuru üzerinden kazanç sağlamak zorundalar. Arkadaşlar, kulüpler mecburen yatırım yapmak zorunda. Burası BİM değil. Asıl burası BİM. Asıl şu anda Türkiye Ligi BİM. BİM. Ben şunu söyleyeyim. Federasyon azıcık kulüpleri düşünüyorsa gider Avrupa ile şöyle bir anlaşma yapar. Bizim futbolcularımız Avrupa statüsünde sayılsın. Avrupa futbolcular da bizde yerli statüde sayılsın. Ne elin Brezilyalısına, Uruguaylısına, Meksikalısına para vereceğiz. Biz de kural yapalım. Diyelim ki Güney Amerika sınırlarına ya da Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki futbolcular en fazla 3 tane oynatabilirsin diyelim. Siz de kurtulun biz de diyelim. Bakın. İşte o zaman Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kurtulur. Kurtulur. Abdülkadir Ömür. Taş çatlasın 5 milyon euroya satarlar. Uğurcan. Taş çatlasın gideceği 7 falan. Altay Bayındır. Sözleşme uzatın. Taş çatlasın 7. Öyle Transfermarkt'ta 16 yazıyor. 50 yazıyor. Önemli değil. Elin adamı gerizekalı mı? Senin oraya o Transfermarkt'ta ne niyetle yazdığını bilmiyor mu? Şöyle bir düz mantık yapalım. Düz mantık yapalım. Avrupa Birliği oyuncuları serbest. Altay'ı 5'e satar mısınız? Hocam 50 tane Altay alırız o paraya. Değil mi? Ferdi'yi 25'e satar mısınız? Hocam 50 tane Ferdi alırız. Serdar Aziz'i 3'e istiyorlar. Samet Akaydın'ı 3-7'ye aldınız diyorlar. Biz 5,7'ye istiyoruz diyorlar. Misal veriyorum ya. Patır patır satarsın değil mi? Patır patır. 30 futbolcu gönderip belki 30 futbolcu alırsın. Alırken bütçeyi kısarsın. Bakın Fenerbahçe'nin şu anda yapmaya çalıştığı olay bu. Osterwolde belki yıllık ücreti 700 bin euro olacak çocuğun. 700 bin euro. Niye 700 bin euro? Osterwolde'yi sen alıp oynatıp geliştirip satarsan 6'ya 7'ye aldığın futbolcuyu
Belki de 1,5 sene sonra 35'e satacaksın, 40'a satacaksın. Ama yıllık ücreti de bedava gibi bir şey olacak. İşte ben diyorum, yabancı kuralı, Türk kuralı önemli değil. Önemli olan şu: bizim futbolcular Avrupa'da Avrupa Birliği statüsünden sayılırsa kulüplerimiz kurtulur. Çünkü bir mantığı şart. Ya bunu yaparken de şampiyon olmak zorundasın. Arkadaşlar, ligde adalet yok. Kalite yok. Dakika çalma çok. Kumpaslar, kaoslar, algılar çok. Sırtını bir şeylere dayayıp şampiyonluk yarışına gitmeler çok. Maç kazanmalar çok. Maçın hakemlerine dair eleştiriler, ithaflar vesaire çok. Burası Türkiye ligi ve bu lige kalite gelmiyor. Bu ligi kimse izlemiyor, izlemek istemiyor. Bu ligi izletmek istiyorsanız al size şart. Federasyon başkanı olsam yapacağım ilk iş bu olur, giderim. Avrupa'daki bütün şeylerle, Avrupa Birliği komisyonu üyelerine, şunlar buna, federasyonu, hepsini, UEFA ile toplantı üstüne toplantı. Kustururum adamları. Adamlar tamam lan, yeter lan, tamam kabul ediyoruz falan der. Kustururum adamları. Adamları kustururum, o kadar randevu talep ederim ki. Ve bir ay içerisinde bu kuralı geçittiririm. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Birliği futbolcuları serbest. Yaz şeylere, futbolculara, Avrupa Birliği sınırları içerisinde. Hatta ben derim ki, bir iyi niyet gösteriyorum. Avrupa UEFA'nın belirlediği, UEFA'ya üye ülkelerin bütün futbolcuları serbest. Sınırsız sayıda. Bak bakalım Altay Bayındır'ı. İşte bak bakalım kaç tane Arda Güler çıkarıyorsun. Muhammed Gümüşkaya çıkarıyorsun. Can Arat çıkarıyorsun. Ya bak bakalım, asıl o zaman gelişir. Neyse, uzun lafın kısası arkadaşlar. Onur Bulut için de böyle diyorlar. Şimdi federasyonun artık ödemeler sıkıntı. Onur Bulut'la hala anlaşmış değiliz. Sezon sonuna kadar Onur futbolcumuz, eğer devre arasında beklediğimiz ölçüde bir teklif olmazsa, olursa kendisini uğurlarız diyor. Yoksa hani başkanlar düzeyinde sohbetler sırasında Eyüpspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Onur Bulut'a ilgilendiğini söyleyebilirim. Ama bunlar hiçbir şekilde kulübe gelen resmi bir teklif değil diyor. Şimdi demek istediğimi anlıyor musunuz? Mecbur Kayserispor satmak zorunda. Mesela bir tane isim: Dominik Livakovic. Bu kaleciyi bize yazıyorlar. Hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Zaten olamaz da yabancı kuralı var. Şimdi bana gelen sorular hep şu şekilde: ya hocam, yabancı kuralı serbest olsa, geçtiğimiz yıllarda gördük, Galatasaray'da İstiklal Marşı okuyan futbolcu yoktu. Kimin umrunda? Kimin umrunda? İstiklal Marşı okuyan futbolcu. Peki bir şey söyleyeceğim. Yabancı kuralı serbest olmadığı müddetçe kulüplerin batacağının, battığının hepiniz farkında mısınız? Sonuç ne olacak? İşte Galatasaraylı Fransızlar satın alacak. Belki de almışlardır. Bilemeyiz. İşte Fenerbahçe'yi şunlar bunlara satacaklar. Belki de sattılar. Bizim haberimiz yok. Kendi aralarında anlaşacaklar, bankalar birliğini ödemek için, işte bir sene şunu şampiyon yapıp bir sene bunu, değil mi? Maçların sonucu belirlenecek. Mesela Alanya Beşiktaş Alanya maçı. Allah aşkına bir maça bir bakın, özetine bir bakın. Hani ben hiçbir imada, şunda bunda bulunmak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ortada bir dümen varsa, bir şey varsa, hani ligin heyecanı gelsin diye. İnanın, eskiden sadece hakemlerle dizayn ediliyordu. Şimdi futbolcular, teknik direktörler de buna katılıyor gibi. İçimden bir ses böyle söylüyor. Harbi söylüyorum. Alanya maçındaki hakem son adam, Tayfur'a kırmızı verse, ki kural onu gerektirir, VAR'dakiler çağırsa, ver dese, vermek zorunda. Önceki pozisyonda faul var diyor. Beşiktaş'ın attığı ikinci golün hemen hemen aynı pozisyon. Yani ceza sahası içine girip vurmuş olacak. Alanya'nın yediği üçüncü gol akıllara zarar, evlere şenlik, zincirleme, hata tamlaması. O ona veriyor, o ona at diyor, o aldı at diyor, o gol atayım diyor. Öbürü diyor ki bu tam gol olmadı, bir de ben vurayım da öyle gol olsun diyor. Akıllara zarar. Eğer Süper Lig'in kalitesini arttırmak istiyorsanız, izletmek istiyorsanız dediğimi yapın. Hocam peki, senin dediğin ek olarak yabancı kuralı tamamen serbest olsa, istediğiniz kadar futbolcunun imzalayın dese, bak bu olmaz. Yabancı kuralı serbest olduğunu da seninkileri gönderemiyorsun. Ya Allah aşkına, Nidia Şimi'ye bakın. Nidia Şimi 16 milyon euro ya satılmış oldu. 16 milyon euronun ne kadar para ettiğinin farkında mısınız? Yani o paraya kaç tane, o parayla, bak o para Kayserispor'un 3 yıllık bütçesi, haberiniz var mı? 3 yıllık bütçesi. Belki de 5 yıllık bütçesi. Valla benim çözüm önerim bu şekilde. Ama ne oluyor? Süper Lig'de bir, bak şu an peki niye kaos var biliyor musunuz? Niye Galatasaray'ın yanık sesleri çıkıyor biliyor musunuz?
Ben size söyleyeyim. Her takım yatırım yaptı. Her takım sonuna kadar, dibine kadar yatırım yaptı. Olmadık bir şekilde. Fenerbahçe yaptı mı yatırımı? Kralını yaptı. Galatasaray yaptı mı? Kralını yaptı. Bir Icardi, Mertens, Gomis, Seferovic'in yıllık ücreti 15 milyon euro. Ne demek ya? Ne demek 15 milyon euro? Beşiktaş yaptı mı? Yatırımı kralını yaptı. Siz ağlayıp zırladığına bakmayın. Yok dilenciyiz, yok elektriklerimiz kesildi falan dedi. Yaptı. Trabzonspor yapmadı mı? Yaptı. Dört büyük takımın dördü de müthiş yatırım yaptı. Müthiş yatırım yaptı. İlla ki biri şampiyon olacak. Öbür üçü babayı alacak. Ama nasıl babayı alacak? Belki yöneticisi cezaevine gidecek. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray ikinci, üçüncü, dördüncü olsun sıkıntı değil. Yıllarca vergiden muaf tutuldular. Vergileri silindi, bir şey yaptı. Şimdi Gençlik Spor İl Müdürlüğü %7'yi vermiyorlar yıllardır diye tazminat davası açmış. Kapanır. Trabzonspor'unki de kolay. İşi kolay. O da kolay. Beşiktaş zaten her devrin adamı. Fenerbahçe'nin eli güçlü. O zaman Fenerbahçe ne derse kabul. Galatasaray'ın eli güçlü. Onlar ne diyorsa doğrudur. Trabzon onlar ne diyorsa doğrudur. Beşiktaş şeyin adamı. Bir gariban Fenerbahçe var. Mantık olarak da Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım. Çünkü en çok yatırım yapan Fenerbahçe. Fenerbahçe bu sene de şampiyon olmazsa kimse artık hiçbir Fenerbahçeli dekoder mekoder satın almaz. Anadolu kulüpleri tamamen batar. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hocam ligin kaderi senin elinde. Şike olarak düşünme. Senaryo olarak düşün. Lig nasıl kaliteli olur? Bir. Bak bir. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olur. İki. Yaz transfer döneminde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a minimum bütçe çıkarılır. Hani harcama limiti var ya, minimum bütçe çıkarılır. İyi de hocam sen Fener'i kollamış oldun. Hayır. Hayır. Bunlara ek olarak Fenerbahçe'nin de bütçe minimuma düşürülür. 1,5 milyar lira. 1,5 milyar lira. Hayır, düşür. 700'e 800'e düşür. İyi de hocam senin bu dediğin kaliteyi düşürmek demek. Tam aksine. Tam aksine. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un kafa çatılayacak, çatılayacak. Bugün bu dediğim olsun. Fener şampiyon oldu inşallah. Kısıtlama geldi bütçeye. Fener kimi satar? Crespo, Ferdi, Gay. Daha sattırayım mı? Batshuayi, belki Valencia, Altay. Daha sattırayım mı? Belki İsmail Yüksek, daha sattırayım. Galatasaray mecbur Kerem, Barış Alper, mecbur. Yusuf Demir'i satamazlar çünkü Türk sayılmıyormuş o. 6 milyon euro verdi. Bir de hiçbir salak 6 milyon euro verip almaz artık onu. Barcelona'da tutmadı, Galatasaray'da tutmadı. O bitti o derler. Bak biz Emre Mor'u alınca ne dediler? Lan adam Dortmund'da tutmadı oğlum. Galatasaray'da Fatih Terim adam edemedi. Siz mi edeceksiniz? Beşiktaş kimi satar? Trabzon kimi satar? Kimi alır? Hocam Weghorst'u alır. Bak ya kiralama modeli, artık kiralama modeli de bitti. Al, oynat, parlat, sata döner. Eğer bizim kulüplerimiz al, oynat, parlat, sata dönerse lige otomatik olarak adalet gelir. Bir takımı istediğin kadar kolla. İstediğin kadar kolla. Futbolcu satamaz ki kollandığı zaman. Mecburen mücadele etmek zorunda. Sakaboy mesela. Salak Galatasaray 4 milyon euroya satıyordu. Ben ne dedim size? Ben bugün Galatasaray'dan alacak olsam Sakaboy'u alırım. Fıstık gibi topçu. Bizde de iş yapar dedim. Birçok arkadaşımız alay etti benimle. Neyse. Uzun lafın kısası. Yangın bu yüzden. Herkes yatırım yaptı. İşin sonu sıkıntıya gidiyor. Kurtulmak mı? Şu an lig iptal oldu desinler. En çok Galatasaraylılar sevinir. Beşiktaşlar, Trabzonlar sevinir. Niye? Ulan lig iptal oldu. Devlet güvencesi altında oynatılıyor. Devlet zararımızı karşılar derler. Milyonlarca kişi. Aslında devletin bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Bu dediğim absürt gelebilir ama milyonlarca kişinin tek aşkı bunlar. Bunlara destek çıkması lazım. Harbi söylüyorum. Seçim yatırımı. Diyecek ki Galatasaray, Beşiktaş'ın, Fener'in, Trabzon'un borçlarının %30'unu kapatıyoruz diyecek. Örtülü ödenekten, hazineden falan filan. Şaka yapmıyorum. Ama her takım için geçerli bu. Süper Lig'deki bütün takımların %30 borcunu kapatıyorum dese mesela. Al sana yatırım. Niye abi seçim yatırımı illa şey mi olacak? Yol yapacaksın, hava yapacaksın, bir şey yapacaksın. Durum böyle arkadaşlar. Yani takımların hepsi yatırım yapmış durumda. Yatırımın bir de batırım kısmı olacak. Şampiyon olamayana batırım olacak. O yüzden kaos var. Ha hocam ligi sen dizayn ediyordun. Fener şampiyon oldu. İkinci sene yine Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım. Çünkü rol model Fenerbahçe orada. Ve şunu söyleyeyim. Üçüncü sene katiyen Fenerbahçe'yi şampiyon yapmam. Üçüncü senede Galatasaray'ı şampiyon yaparım.
Bak 2 sene Fener'i yaptım. 3. sene Galatasaray'ı yaptım. 4. sene ne yaparım biliyor musunuz 4. sene? 4. sene Beşiktaş'ı şampiyon yaparım. 5. sene tekrar Fener'i şampiyon yaparım. 6. sene Galatasaray'ı yaparım. Eğer ben yapacak olsam buna göre dizayn ederim. Hocam Trabzon onlar beklesin 40 yıl. 30 yıl beklesin, 40 yıl beklesin. O da ona göre bütçe yapsın. 6. 7. yıldan sonra da takımlarda şu mesajı veririm. Kim adam akıllı kadro kurarsa, kim adam akıllı borç ödemesi yaparsa sıra onun. Başka türlü olacak iş yok. Lobiyle şundan bundan şampiyonluğu, masa başına şampiyon. Ya bir sürü garibanın hakkı yeniliyor. Ona ne diyeceksiniz? Bir sürü garibanın penaltısı yeniliyor, kırmızısı yeniliyor, ofsaytı yeniliyor, ofsaytımsısı yeniliyor. Yazık değil mi onlara? Neyse. Mesajımı yanlış anlayan bir sürü arkadaş çıkacaktır, diyecektir. Adam aleni kullanma istiyor, şike istiyor. Hayır. Bakın Fenerbahçe taraftarı zengindir. Fenerbahçe arka arkaya ikisine şampiyon olursa dekoder satışı patlama yapar. Senin elin çok güçlenir. Oturursun beIN Sport'ta anlaşmayı düzenlersin. beIN Sport daha fazla yere satmış olur. Çünkü Fenerbahçe'nin adı çok bilinen bir takım. Avrupa'da çok takip edilen bir takım. Hatta ben size bir samimi bir şey söyleyeyim. Eğer federasyon kafasını çalıştırırsa 4 sene bak 5 senenin 4'ünde Fener Galatasaray'a bölüştürür ikişer ikişer şampiyonluklar. İkişer ikişer Fener Galatasaray. 5. Beşiktaş'ı yapar. 6. atıyorum. Yine Beşiktaş'ı yapar. Sonra yine o dörtlü döngüye gelir. Başka çare yok. İş bunu attıya geldi. Allah aşkına Başakşehir şampiyon olduktan beri aşağı düştük. Lig farkında değil misiniz? Bursa şampiyonluktan sonra lig aşağı düştü. Hocam iyi de şöyle böyle falan. Ben size sorayım 4 senedir 5 senedir. Fenerbahçe 8 senedir şampiyon değil. 4 senedir 5 senedir şampiyon olanlar. Rekor ücretle kimi sattılar? Niye satamadılar? Sebebi neydi? 2 senedir 3 senedir Fenerbahçe arka arkaya niye rekor ücretle futbolcu satıyor? Hocam çöp almak için. 15 milyon liraya futbolcu satıp 15 milyon liraya çöpleri almak için. Sizin mantığınız bu. Arkadaşlar ticaret bunun adı. Bunun adı ticaret. Yüksek meblağ elindekini satarsın, düşük meblağla yatırım yaparsın. Mecbursun. Neyse bu kısmı farklı yerlere çekebilenler olacaktır. O yüzden videoyu özetleyelim. Cevap Pedro'nun gitme ihtimali var. Görüşmeler sürüyor. Musa Dembele için ben devre arasında kesinlikle beklemiyorum ama yaz transfer dönemi için bence şimdiden yoğunlaşmak lazım futbolcuya. Florian Thauvin için futbolcunun sakatlık raporları çok ciddi. Bence bu hiçbir kulübe gelmez. Gelirse de 3-3,5 ister. Bize gelmez. Livakovic palavra. Rossi'nin gitme ihtimali var ama istediğimiz fiyata yanaşmıyorlar. Onur Bulut bizim gündemimizde değil. Başka da aktaracaklarım bu kadar. Canınızın sağlığı. İnşallah videoyu beğenirsiniz. İnşallah kanalımıza abone olursunuz. İnşallah desteklerinizi sürdürürsünüz. Görüşmek üzere dostlar.